Dropshipping iş değildir diyenler sizlere AliExpress'ten dropshipping yapandan ürün aldırıyorlar. Bu arkadaşların vizyonları ne yazık ki bu kadar. Sadece sizlere işte farklı iş modelleriyle ilgili 50 taneden fazla ürün gönderme ya da hazmat ürün gönderebilir miyim? Asla kesinlikle gönderme diyorlar. Arkadaşlar hazmat depolarından bile haberleri yok açıkçası. URS Danışmanlık YouTube kanalına hoş geldiniz. Hepiniz çok kıymetlisiniz. Bugünkü videomuzda dropshipping konusunda gerçekten herkesin aklındaki soru işaretlerini aydınlatacak bir video çekmek istedik. Dropshipping ile alakalı tüm görüşleri, doğruları, yanlışları, her şeyi detaylıca sizlere aktarıyor olacağız. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda videoları da beğenirseniz sizin gibi bu videoları arayan arkadaşların karşısına çıkmış olur. Bizlere de yardımcı olursunuz. Arkadaşlar hepiniz şu an bizleri evinize davet ettiniz ve videomuzu izliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ekranda da kendimi küçülterek aslında dropshipping ile alakalı konuları sizler için detaylandırmak istiyorum. Herhangi bir blog sitesinden arkadaşlar dropshipping nedir? Ufak bir açıklamasını sizler için çıkartmış oldum. Hem birlikte okuyacağız ve aynı zamanda profesyonel manada bizlere kıymet verip izleyip güvendiğiniz için tüm detaylarını sizlere aktaracağız. Dropshipping'de doğru bilinen yanlışlar ya da dropshipping nasıl yapılır? Dropshipping bir iş modeli mi değil mi? Hadi gelin birlikte değerlendirmeye başlayalım. Arkadaşlar dropshipping nedir? Öncelikle dropshipping arkadaşlar stoksuz satış demek. İnternette satış yapmanızı sağlayan bir e-ticaret modelidir. Bu modelde müşteri ürünü satıcıdan sipariş eder. Bakın burası çok önemli. Ve tedarikçi ürünü doğrudan satın alan müşteriye gönderir. Elde edilen gelir satıcı ve tedarikçi arasında paylaşılır. Satıcılar bir bakıma tedarikçi, üretici ve müşteri arasında köprü görevi üstlenir ve ürünlerle direkt olarak ilgilenme, stoklama, depolama veya nakliye gibi süreçlerle uğraşmalarına gerek kalmaz. Arkadaşlar dropshipping bir iş modeli değildir. Kesinlikle yapmamanız gerekiyor. Asla dropshipping yapılmaz gibi akla mantığa uygun olmayan gereksiz cümleler sizler için kurmayacağım. Arkadaşlar internette e-ticareti araştıran birçok kişi ilk olarak dropshipping sözcüğünü ve kelimesini duyacaktır. Burada dropshipping ile alakalı ne diyor arkadaşlar? Stoksuz satış. En basit manasında sizlere anlatmam gerekirse arkadaşlar herhangi bir pazar yerine ürünü yüklediniz ancak envanterinize ürünü almadınız. Yani deponuzda ürün yok arkadaşlar. Daha sonra müşteri bu ürünü satın aldıktan sonra sizler ürünü tedarik edip daha sonrasında müşteriye gönderimini sağlıyorsunuz. Bunu direkt kargolama vasıtasıyla da yapabilirsiniz. Herhangi bir ara depoda yeniden paketletip yeniden ürünü farklı bir pakete koyup gönderebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar dropshipping bir iş değildir. Asla yapılmaz. Dropshipping bir iş modeli değildir diyen kişileri kesinlikle ve kesinlikle kale almayın. E-ticaretten ve internet dünyasından hiçbir haberleri olmadığını gerçekten anlayabilirsiniz arkadaşlar. Dropshipping'e atın kafanızdan gibi böyle saçma sapan cümleler sizlere kuruyorlarsa gerçekten o videoyu izlemeyi bırakın derim size. Arkadaşlar ancak dropshipping ile alakalı doğru bilmemiz gereken bazı şeyler var. Platformlar arası dropshipping'in desteklendiği ve desteklenmediği alanlar var arkadaşlar. Hatta başlangıç kısmına AliExpress'i almak istiyorum. Ve aynı zamanda bazı danışmanlık firmaları sizlere çok komiktir ki AliExpress'ten alın işte Amazon'da satın diyorlar. Aslında AliExpress'teki satıcıların dropshipping yaptığını bilmiyorlar arkadaşlar. Dropshipping kesinlikle bir iş modelidir. Kesinlikle bir ticari faaliyettir. Aslında önemli olan nokta ne biliyor musunuz kıymetli arkadaşlar? Pazar yerinin dropshipping'i desteklediği yerlerde dropshipping yaparsanız problemsiz bir ticaret yaparsınız. Şimdi AliExpress sitesini sizlere bilerek açtım. Neden AliExpress dedim? Dropshipping iş değildir diyenler sizlere AliExpress'ten dropshipping yapandan ürün aldırıyorlar. Herhangi bir ürün açalım arkadaşlar. Greater dedim. Yani rendelerden bahsediyorum. Arkadaşlar bilmeyenleriniz belki vardır. Çok önemli trik bir bilgi. Arkadaşlar AliExpress'te aldığınız ürünlerin %90'ı dropshipping yapan kişilerden ürünleri satın alıyorsunuz. Yani sizlere ne demek istiyorum arkadaşlar? AliExpress zaten dropshipping'i destekliyor. Türkiye'den AliExpress'te satıcı olan arkadaşlarım da Trendyol'dan, Hepsi Burada'dan ne satılır entegrasyonu sayesinde ürünlerini yükleyerek satıldıkça sipariş edip son kullanıcıya göndermiş oluyorlar arkadaşlar. AliExpress'te ise durum şu şekilde gelişiyor. 1688.com zaten bununla alakalı benim bir videom var arkadaşlar. İnsanlar ürünleri Çin'in yerel bir sitesi burada. Buradan satın alıyorlar. AliExpress'te siz sizlere listeliyorlar. AliExpress platform olarak dropshipping'i de desteklediği için sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Buradan satın alıyorsunuz ve AliExpress'teki satıcılar dropshipping yapıyor arkadaşlar. Bu da çok önemli bir bilgi. Dropshipping bir iş değildir diyen kişiler AliExpress'ten ürün alın, Amazon'da satın diyorlar size. Aslında dropshipping yapanlardan sizlere ürünü aldırıyorlar. Bu ne kadar komik bir durum, sizler daha iyi takdirinize sunuyorum. Şimdi arkadaşlar AliExpress'in durumunu sizlere anlat. Bakın arkadaşlar, Amazon'u sizlere en son anlatacağım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Arkadaşlar bakın, eBay platform olarak dropshipping'i destekliyor ve yapabilirsiniz diyor. Yani arkadaşlar eBay'de de aynı şeyi burada da yazalım arkadaşlar. Greater yazalım, fark etmez, hepsinde aynısını yazıyor olalım. Bakın arkadaşlar, burada satan birçok kişi var. Bakın arkadaşlar, ne oluyor? Buradaki ürünleri satanlar stoklarında bulunduruyorlar mı zannediyorsunuz? Hayır arkadaşlar, kendileri dropshipping yapıyor. Yani cepte ikinci platformumuz var. Bu platformları tabii ki genişletebiliriz. Dropshipping'i eBay destekliyor ve kesinlikle arkadaşlar AliExpress'te dropshipping yapın. Kesinlikle eBay'de dropshipping yapın. Destekliyor arkadaşlar. Arkadaşlar aynı zamanda birçok kişinin konuyla alakalı ilgilendiği ve bu konuyla ilgili işlemler yaptığı neresi var arkadaşlar? Shopify var arkadaşlar. Shopify'da sizler için dropshipping'i destekliyor arkadaşlar. Burada kendi ürününüzü stoğunuza koyup ya da reklamlar vasıtasıyla ürünlerinizi dropshipping yaparak satabilirsiniz. Giriş baremlerinin çok kolay olduğu için bu platformlarda mutlaka ve mutlaka dropshipping yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlar Etsy'ye geçtim. Hızlıca geçiyorum, videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Ana konumuz olan Amazon'a giriş yapacağız arkadaşlar. Etsy'de de arkadaşlar kendi ürettiğiniz el iş ürünleriniz ya da kişiye özelleştirebildiğiniz ürünler ya da farklı ürünleri arkadaşlar dropshipping yaparak satabilirsiniz. Platform destekliyor. Bakın videomun başından beri sizlere ısrarla destekliyor, yapabilirsiniz diyor. Arkadaşlar Walmart'a geldiğimiz zaman bu ve bunun gibi aslında videoyu saatlerce uzatarak sizlere 50'nin üstünde internet sitesi açabilir. Ancak ben ne yapmayı tercih ettim arkadaşlar? Çok bilinenleri karşınıza çıkartarak gösteriyorum. Arkadaşlar burada da hadi gelin Greater yazalım. Buradaki satıcılar arkadaşlar bakın aynısı eBay'de de varmış. Zaten extension'ımız çıkartıyor bizlerin. Yani sizlere ne anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar? Dropshipping yapabilirsiniz. Walmart'ta da destekliyor. Şimdi arkadaşlar bugün dropshipping eğitimi veren birçok kıymetli arkadaşım da var, tanıdıklarım da var. Dropshipping yapan, para kazanan tanıdığım insanlar da var arkadaşlar. Dropshipping'i sizlere kötülüyor ya da kesinlikle yapmayın manasında söylemiyorum. Bizler dropshipping'le ilgilenmiyoruz ve Amazon'da yapılmasının çok çok riskli olduğunu biliyoruz. Tecrübe eden birçok kişiyi de arbitraj ve private label iş modeline döndürdük arkadaşlar. Yani aslında Amazon'daki dropshipping'in ana mantığı da girmek isteyen arkadaşlarım bakın burada fiyata çok takılmayalım. Sadece örnek teşkil etsin diye gösteriyorum. Nux'un bir tane ürünü arkadaşlar Amazon.com'da 22 dolar iken Amazon.Kanada'ya geçtiğim zaman 34 dolar arkadaşlar. Tabii ki bu ürün çok kazandırmayacaktır. Hatta kazandırmayabilir. Sadece mantığı anlamanızı istedim. Extension'lar ya da manuel listelemeyle sizler Amazon panelinizde ürünleri yüklüyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra müşteri aldığı zaman Amazon'un global kargosunu kullanarak bu Kanada olabilir, Avustralya olabilir, İngiltere olabilir, Birleşik Arap Emirlikleri olabilir, Japonya olabilir arkadaşlar. Birçok pazar yerinde aynı ana kaynak mağazayı Amerika olarak görüp ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Amazon'un global kargosunu kullanarak müşteriye gönderiyorsunuz ya da ara depo kullanıp yeniden paketletip etiketletip arkadaşlar son kullanıcıya gönderiyorsunuz. Arkadaşlar dropshipping yapacaksanız eğer çok riskli bir iş modeli olduğunu asla ve asla unutmayın arkadaşlar. Amazon'da birçok ihlal, birçok suspend durumu ve birçok problemle uğraşacağınızı unutmayın arkadaşlar. Yani dropshipping yapacaksanız kafanızı yastığa ne yazık ki rahat koyamayacaksınız. Arkadaşlar videomuzun ana amacı aslında ne? Dropshipping kesinlikle bir iş modelidir. Dropshipping kesinlikle ve kesinlikle yapılır. Bizler de farklı pazar yerlerinde deneyimliyoruz. Ancak Amazon'da yapmak, bakın arkadaşlar altını çiziyorum, çok riskli bir iş modelidir. Lütfen ve lütfen dikkat edin. Söylediğim problemleri mutlaka ve mutlaka yaşıyor olacaksınız. Dropshipping yapmayın demiyorum. Ancak farklı pazar yerlerinde yapın arkadaşlar. Bunları alenen ve açıkça destekleyen birçok pazar yeri var. Bakın neyi açtım size az önce? AliExpress'te dropshipping yapabilirsiniz. Kendileri destekliyor. 1688.com'dan genelde tedarik ediyorlar. Arkadaşlar burada da bir trik açayım sizlere. Yani Bu arkadaşların vizyonları ne yazık ki bu kadar. Sadece sizlere işte farklı iş modelleriyle ilgili 50 taneden fazla ürün gönderme ya da hazmat ürün gönderebilir miyim? Asla kesinlikle gönderme diyorlar. Arkadaşlar hazmat depolarından bile haberleri yok açıkçası. Bu tarz şeylere kanmayın arkadaşlar. Dropshipping yapabilirsiniz arkadaşlar. AliExpress'te yapın, eBay'de yapın, Shopify'da yapın, Etsy'de yapın, Walmart'ta yapın. Farklı pazar yerlerinde yapın. Ama Amazon'daki dropshipping arkadaşlar riskli bir iş modelidir. Problem yaşarsınız. Bizler bu şekilde bir ticaretin içerisinde şahsi olarak da bulunmuyoruz. Yapmak isteyen arkadaşları, eğitimini veren kişileri de desteklemiyoruz arkadaşlar. Günün sonunda yaşayacağınız konu aslında çok belli. Sizin hesabınızla alakalı suspend problemleri yaşayacaksınız. İhlallerden hesabınız suspend olacak ve içeride kalan paranızı kurtarmaya çalışacaksınız. Amazon'un global kargosunu kullanmasanız dahi ara depoda etiketleyip tekrardan kutulatıp satsanız da aynı şeyleri yaşıyorsunuz. Arkadaşlar dropshipping konusunda insanların aklındaki düşünceleri aydınlatmak istedim. Dropshipping iş modelidir arkadaşlar. İş modeli değildir demiyorum. Dropshipping'i yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapamazsınız demiyorum. Ancak alenen az önce de söylediğim gibi dropshipping'in desteklendiği pazar yerlerinde yapın. Amazon'da çok risklidir arkadaşlar. Tavsiye etmiyoruz. Ancak yapan arkadaşlara da saygı duyuyoruz. Lütfen doğru ticaret yapalım. Amazon'da riskli olduğunu sizlere açıkladım arkadaşlar. Konuyla alakalı buraya kadar sabredip izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Kanalımızın izlenme oranlarını incelediğimiz zaman abone olmayan kişilerin çok fazla izlediğini görüyoruz. Ben sizleri şu an bekliyorum. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Hepiniz çok kıymetlisiniz. İşlerinizde başarılar diliyorum. Kendinize çok dikkat edin.